Bir Haber TV'den herkese merhaba, ben Zeynep Şeker. Bir Haber'de bu haftaki konuğumuz MHP Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Erhan Usta. Kendisine gündem hakkında merak edilen soruları soracağız. Şu anki gündem başkanlık seçimleri. Başkanlık sistemi görüşmelerinde partiniz ne yönde karar verecek? Kararı genel başkanımız kendi düşüncesini ifade etti. Biliyorsunuz öncelikle şey söyleyeyim, burada anayasa oylamaları gizli oyla yapılıyor. Ve sonra grup kararı alınamıyor. Ancak tabii partilerin eğilimleri var. Bizim genel başkanımız evet oyu vereceğini ifade etti. Ve partimizin de milletvekillerinin önemli bir kısmının aynı yönde oy kullanacağına biz inanıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Neler olacak? Herkes fikrini söyleyecek ve milletvekilleri vicdani kanaatlerine göre reylerini kullanacaklar. Bundan sonra tabii büyük ihtimal parlamentodan geçmesi bekleniyor. Sonra halk oyuna gidecek. Milletten kaçmamak gerekir. Yani milletin iradesi diyorsak bunu millete sağlıklı bir şekilde anlatıp herkes kendi süresini anlatıp milletin hakemliğine başvurmak lazım. İnşallah bunun önümüzdeki süreçte ben bu sorunları bu şekilde aşacağımızı ve bir şekilde yani anayasal sınırlar içerisinde hareket eden bir cumhurbaşkanı, bir devlet başkanı, bir devletin başındaki kişinin bu şekilde olmasını sağlanmasının ülke açısından büyük bir kazanım olacaktır. Anladım. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hem meclis hem halk idamın geri dönmesini konuşuyor. Sizce idam gelmeli mi? Belli konularda olabilir. Biz idamın kaldırılmasına aslında yani karşı çıkmış bir siyasi hareketiz. Ancak şunu da görmek lazım tabii ki. Yani gerçekçi olmak açısından bu tür yasal değişiklikler geriye doğru işlemez. Yani eğer bunu hassasiyetimiz, milletin hassasiyeti veya siyasetçilerin hassasiyeti işte bunu ne bileyim ben FETÖ darbesini yapan bu darbe girişiminde bulunan kişilere uygulamazsa bunlara çok fazla uygulanabilirliği olmaz. Çok fazla hiç olmaz. Veya Abdullah Öcalan asılmasıysa söz konusu olan buna uygulama imkanının da çok fazla olmadığını, olamayabileceğini düşünüyorum ben. Bu çerçevede düşünmek, bu çerçevede değerlendirmek lazım. 15 Temmuz ve o halden sonra birçok medya kuruluşu kapatıldı. Gazeteciler cezaevlerine yollandılar. Mecliste ve partinizde basın özgürlüğüne dair neler yapılıyor ve neler yapılması planlanıyor? Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesinden yanayız. Demokrasilerde medya çok önemlidir. Medyanın hakikaten, bakın bunun sıkıntılarını Türkiye çok yaşıyor. Medyanın hakikaten hür olması lazım. Üzerinde herhangi bir baskı hissetmemesi lazım. Bunlar bir defa işin olmazsa olmazlar. Ancak gazeteci olmak hiç kimseye bir suç işleme hakkı vermez. Yani hemen özellikle yani hem böyle bireysel suçlarda hem de ülkenin bölünmez bütünlüğüne ilişkin hususlarda gazeteciler de aynı sorumlulukla hareket etmek durumundadır. Bunun yapılmaması durumunda cezalandırma açısından gazeteci olmasıyla normal bir vatandaş olmasıyla arasında fark yok. Dolayısıyla basın hürriyetinden yanayız. Yani en son noktasına kadar basın hürriyeti olmalı. Bu konuda hassas olunması lazım. Yani kimse muhalif düşüncesinden dolayı herhangi bir üzerinde baskı hissetmemesi lazım. Ancak bunun anlamı da yani aklına gelen her şeyi söyleyebilirler. Mesela teröristi met edeceğim, terör örgütünü met eden bir gazetecilik anlayışı olamaz. Biz buna hiçbir şekilde sıcak bakamayız. Ama onun dışındaki hususlarda gazetecilerin özgür olması lazım. Basın özgürlüğüne dair peki mecliste ya da tutuklanan gazetecilerle ilgili bir tasarı ortaya atılacak mı peki önümüzdeki günlerde tekrardan? Şu anda öyle bir şey yok. Bu konu HDP ve CHP tarafından sıkıntı gündeme getiriliyor. Onlar sadece bu tutukluluk hallerinin sona ermesine ilişkin sadece görüşlerini ifade ediyorlar. Ancak buna ilişkin herhangi bir yasal düzenlemeye yönelik benim bildiğim kadarıyla bir tasarı ortada yok. Mecliste dokunulmazlıkların kaldırılması yine çokça konuşulmuştu. Dokunulmazlıklar kaldırıldıktan sonra HDP eş başkanı ve vekilleri tutuklandılar. Özellikle AK Parti'nin adı yolsuzluk iddialarıyla anılsa da bu yaptırım neden sadece HDP'li vekillere uygulandı? Kimse bu işi yapamaz, bu işi sevmez, devlete meydan okumaz, devlete getirir böyle bu şekilde de gerekli işlemleri de yapar. Tabii ki biz şeylerden haz alıyor falan değiliz milletvekillerin tutuklu olmasından. Ancak suç işleme konusunda, yani şimdi dokunulmazlar kaldırılırsa milletvekili olmak bakın kimse suç işleme hürriyeti vermez.
Dolayısıyla milletvekili de olsa ne olursa olsun suç işleyen de cezasını göreceğini düşünmesi lazım. Meclis hareketlerini ona göre düzenlemesi lazım. Eğer bir yolsuzlukla ilgili, yani şu anda tabii öyle bir fezleke, kimin bir fezlekelerin detaylarını bilmiyorum. Biliyorsunuz bu dokunulmazlıkların kaldırılması hem bütün milletvekilleri için değil, haklarındaki fezlekeler kapsamında kimin ne kadar fezlekesi varsa hazırlanmış olan onlar çerçevesinde dokunulmazlıklar kaldırıldı. Eğer öyle bir şey varsa, hakimler bunu yapmıyorsa, yargıçlar bu işleri düşünüyorsa bu çok büyük bir yanlıştır. Mutlaka gidilmesi lazım. Bu ülke, Türkiye, yolsuzlukla mücadele konusunda ciddi zafiyetleri olan ve yolsuzluk algı endeksinde, o yani onlar 20'ler mertebesinde böyle her yıl kötüleşen bir küresel ölçekte bir maalesef durumu var. Hakikaten yolsuzlukla ilgili çok kötü bir algı var uluslararası boyutlu Türkiye için. Dolayısıyla bunların düzeltilmesi lazım. Biz iktidardır, muhalefettir. Hangi parti olursa olsun suç işleyen milletvekillerinin her yere dokunmazlığa kaldırılanların üzerine eşit mesafede gidilmesini gereğine inanıyoruz. Onun defa işlemlikle söyleyeyim. Yoksa sadece HDP'li milletvekillerin yapıp diğerlerine yapılmıyorsa bu yanlıştır. Ha, tutuklama tabii hepsine tutuklama gerekmiyor olabilir. Artık bilmiyorum oradaki yargı süreci takip edeceğiz. Türkiye'de maalesef ki terör gündemden eksik olmuyor. Bu artan saldırılara karşı devlete eleştiriniz var mı? Ve siz iktidarda olsaydınız nasıl bir politika izlerdiniz? Hakikaten 20 Temmuz 2015 son dönem terörün artmaya başladığı dönem. 20 Temmuz 2015'ten bu yana yaklaşık 1,5 yıl geçmiş. Türkiye'de 1750 tane vatan evladı toprağa düştü. Yaklaşık 8000 tane yaralı var. Türkiye ciddi bir terör kuşatması altında. Yani hem içerideki işte eskiden beri gelen PKK terörü, hem IŞİD terörü, bir yandan FETÖ terörü, bu da yeni bir örgüt olarak bir terör listesine eklendi. Dolayısıyla bu şekilde işte yine Suriye'de PYD ile mücadelemiz var. Terör örgütlerinin ciddi bir kuşatması altında ve maalesef ülkemiz bu anlamda ciddi sıkıntı içerisinde. Birlik beraberliğe çok ihtiyaç olduğumuz bir dönemdeyiz. Tabii bu niye bu hale geldi diye baktığımızda geçmişte yapılan, yani AKP hükümetleri döneminde yapılan ciddi hatalardan kaynaklanıyor terörün bu kadar artması. Yoksa AKP hükümetleri 2002 yılında devraldıkları Türkiye'de bir yıldaki toplam şehit sayısı 6'ydı sadece. Şimdi günde neredeyse 8-10 tane her gün şehit haberi oluyor. Ne gibi hatalar bunlar? Dolayısıyla böyle bir ciddi bir terör ortamı var maalesef. Dış politikadan kaynaklanan nedenleri var bunun. Suriye politikasından kaynaklanan nedenleri var dediğim gibi. Rusya politikasından kaynaklanan nedenleri var. İçerideki çözüm sürecinden kaynaklanan nedenleri var. Çözüm süreci ciddi bir hataydı ve Türkiye'nin bugünkü FETÖ'nün bu kadar güçlü bir şekilde yeniden terörlerini yapmasının temelinde de çözüm süreci var. Şimdi bunlara karşı alınması gereken tedbirler böyle tek taraflı tedbirler değil. Bir defa silahın karşısında silah. Silahın işte olmazsa olmazdı. Güvenlikçi tedbirler AKP hükümetleri döneminde çok küçümsendiği için terör örgütleri bu kadar çok fırsat buluyorlar ülkede maalesef. Dolayısıyla bir defa işin olmazsa olmazı silaha, güvenlikçi tedbirleriyle silahla karşı durmak. Ama onun dışında tabii ki konuya göre mesela dış politikayla düzeltilecek önemli yanları var. Suriye politikası, Suriye kaynaklı terör bizim Türkiye'nin dış politikasındaki büyük hatalardan kaynaklandı. Yani oralarda daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bir dış politika uygulamamız lazım. O terörü biraz da kesebilmek için. Şimdi yani Suriye politikasının yine devamı olarak işte tabii biz Suriyeli sığınmacılar var, misafirlerimiz var, başımızın üzerinde yeri var. Ancak bunlar tabii öngörülebilir, yönetilebilir olması lazım. Buradan kaynaklanan içeride ciddi bir terör ve asayiş bozuklukları açısından işte dış politikanın çok daha iyi, sürdürülebilir, sağlıklı temellerde bir ülke menfaati. Bakın burada çok önemli husus olur. Böyle kişisel karizma yapma uğruna dış politika yönetilmez. Ülke menfaati de esas alan. Ülke menfaatini esas alan bir dış politika uygulanması lazım. Dediğim gibi iç siyasetleri, güvenlik tedbirleri mutlaka gerektiği şekilde almamız gerekiyor. Onun haricinde mesela Doğu Güneydoğu'yla ilgili biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak genel başkanımız yaklaşık bundan bir iki ay öncesiydi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu kalkındırma programı diye bir program açıkladı. Burada ekonomiden kaynaklanan sorunlar varsa onların giderilmesi lazım. Ekonomiye ilişkin hususlar var.
o bölgede işte yatırım yapılması, orada üretimin artırılması, istihdamın artırılması anlamında alınması gereken tedbirler var. Bunlara bakılması lazım. Yani diğer işin sosyal boyutu, psikolojik boyutu var, onlara bakılması lazım. Bu terör meselesi çok boyutlu ve bunların hepsinin de bir ciddi bir strateji içerisinde oturtulması lazım. Bu hükümetin en büyük eksiklerinden bir tanesi olur. Bir terörle mücadele stratejisi, maalesef hükümetin düzgün bir stratejisi yok. Dolayısıyla bunu komple, bütün unsurlarıyla, dediğim gibi sosyolojik boyutu, psikolojik boyutu, ekonomik boyutu, güvenlik boyutu, dış politika boyutuyla bir strateji çerçevesinde hareket edilmesi lazım. Eğer başkanımızın mesela başbakanla, cumhurbaşkanıyla görüşmelerinde yapılması gereken ilişkiler olsun, hususlara ilişkin olarak önerileri oldu. Geçenki görüşmelerde bunlar 8 madde olarak az önce özetlediğim şekilde bunların daha ilaveleri de var. Bunları sıraladı. Yani Necaket Partisi'nin terörle mücadele konusunda aslında ciddi hazırlıklar, ciddi çalışmaları var. Ama hükümetin böyle olaya bir komple bir bakışı maalesef yok. O da bir ciddi zafiyet. 2016 yılı Türkiye açısından hiç iyi bir sene olmadı. Peki 2017 sizce nasıl geçecek? Afet'in siyasi açıdan ve terör açısından son derece kötü oldu. İnşallah o açıdan ben 2017'nin biraz daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Geçmesi lazım. Hatta fazlasını kaldıramayız. Ama bunun da bir garantisi yok. Ekonomik açıdan baktığımızda 2017 küresel koşullar, küresel ekonomik koşullar 2016'dan daha iyi olmayacak. Bunun birkaç nedeni var. İşte Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, onun dışında yine Amerikan Başkanlığı'nın korumacı ticaret anlayışı gibi meseleler dünya ekonomisini biraz daha yoracak. Petrol fiyatlarındaki belirsizlikler buna birkaç unsur daha ekleyebiliriz. Ama onun haricinde tabii Türkiye ekonomisi açısından bunlar olumsuz şeyler. Ama hani bir 15 Temmuz gibi çok vahim bir şeyle karşılaştık. İnşallah böyle bir şeyle bir daha karşılaşmayacağımız düşüncesiyle yani siyaset açısından, siyasi istikrar açısından 2017'nin biraz daha ben iyi olacağını düşünüyorum. Ama iktisadi açıdan daha zor bir yıl olacak. Sayın Erhan Usta, verdiğiniz cevaplardan dolayı çok teşekkür ederim. Bir Söyleşi programının daha sonuna geldik. MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta gündem hakkında merak edilen soruları cevapladı. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.